Tarihin en önemli, en keyifli, en duygusal performanslarından biri vardı geçtiğimiz hafta. Derrick Rose'un geri dönüşü. O MVP döneminden bize sergilediği pasaj, kariyer maçı, 50 sayı. Yani o kadar çok hikaye var ki. Amerika çok sever böyle hikayeleri, Hollywood senaryolarını. İşte MVP seçiliyorsun, sakatlanıyorsun, bir daha sakatlanıyorsun, bağ koparıyorsun, bir türlü geri dönemiyorsun. Seni seçen takım seni serbest bırakıyor. Daha sonra başka bir takıma gidiyorsun, orada tutunamıyorsun. Psikolojik ve saha dışı problemler yaşıyorsun. Bunlarla beraber daha sonra sana bir kapı açılıyor Minnesota'da. Ve sonunda oraya dönüp, ki orası da Jimmy Butler'la beraber kendi problemlerini yaşayan bir takım, bir anda bir gece içinde olsa belki daha uzun vadeli bu takımın liderliğini alıyorsun. 50 sayı atıyorsun. Gözyaşlarını tutamıyorsun maçın sonunda. Herkes sana sarılıyor. Bütün saha bundan seneler önceki gibi Rose Rose diye bağırıyor. MVP diye bağırıyor ve evine öyle dönüyorsun. Yani hikaye baştan sona giriş gelişme sonuç şeklinde. 4 tane 50 performansı gördük şu ana kadar. Yani bu söylediğinin altını çizmek için tekrar edeceğim. Griffin, Blake Griffin, evet. Curry, Clay, evet. Ve Rose. Derrick Rose. Biliyorsun son iki maçta oynayamadı. 3-4 evet. Dakika sonra beni al dedi. Ağrıları oldu. Yalnız şöyle bir şey var. Derrick Rose yaşıtlarından daha çabuk yaşlandı. Dikkat ediyor musun? Daha 30-31 yaşında. Çok doğru. Yani sahada hani sanki hepimizin kafasında 35-36'ya gelmiş gibi durmuyor mu sence? Yani şöyle dedi zaten 2 sene önce, ben daha 29 yaşındayım, bana 39 yaşındaymış gibi davranıyorlar, evet, dedi. Evet, yani onu bir kez daha hissettim. Yani tabii ki bazı oyuncular diğerlerinden daha fazla yıpranıyor. Mesela Derrick Rose'un aslında çıkışında en önemli isimlerden biri Ömer Aşık'tır. Chicago'da onun perdeleri onu MVP yapan unsurlardan biriydi. Hatırlarsın, dağ gibi çıkardı. O perdeden çembere giderdi. Yani Derrick Rose'un belki de bu kadar çok yıpranmasının nedeni, bu kadar çok sakatlığın olmasının nedeni yani çok fazla temaslı bir oyun oynadı. Hep çembere oyununda çoğunlukla çembere atak etti. Çarpışmalardan, o darbelerden hiç kendini sakınmadı. Yani biraz oyun stili biraz fazla top onda kaldı hep. Yani biraz daha fazla yıprandı ama yine de çok enteresan. Yani 30, yani emin değilim, 30 gibi hatırlıyorum, 31 de olabilir. Yani hakikaten dediğin gibi 38-39 yaşındaymış muamelesi görüyor. Bir de öyle de duruyordu. Ama şu 50'den sonra herkes bir dur dedi. Zaten oradaki hesapları da karıştırdı o, ben sana söyleyeyim.